Mahmut Hoca zaman zaman bize bazı oyuncular gönderir. Kimileri yetenekli, kimileri vasat seviyede spora yönlendirilir. Öyle bir Arda'yı görüyor, derste çok beğeniyor. Bizi aradı. Böyle böyle bir çocuk var, bir bakar mısınız diye. Biz de tabii ki dedik. Arda geldi. Bir deneme antrenmanını aldık kendisine. O yılda o saat Arda'nın yaşına göre bir yaş büyüklerin grupları var. Diğerleri futbol okulunda devam ediyor. Biz Arda'yı bir yaş büyükler içinde bir baktık. Tabii ki çok anormal bir yeteneği çok göze çarptı. Hemen lisansını çıkarttık. 3 yaş grubuyla antrenmanlara devam etti. Arda'yı gördüğüm zaman ilk ne şey düşündüm. Ya Allah bunu herhalde dedim futbolcu olsun diye yaratmış. O kadar iddialı söyleyeyim. Yani futbol topu vücudunun bir organı gibi. Topla çok rahat. En önemli özelliği buydu. Antrenörler zaman zaman maçı kazanayım diye oyuncuları şekillendirmeye çalışırlar. Bu şekillendirme kimine uygun, kimine uygun olmayabilir. Burada asıl olan oyuncunun var olan yeteneğini korumak ve geliştirmektir. Arda'ya ben o yüzden her maça çıkarken Arda sana özel bir şey söylemiyorum, sadece rahat ol diyordum. Ve o bu rahatlık karşısında söylenen hepsini çok daha yüksek düzeyde sahaya koyabiliyordu. Buca'da da daha önce görev yapmış Serhat Hoca. Başka bir oyuncuyu izlemek için geliyor. Ama Arda'yı çok dikkati çekiyor. Maçtan sonra da Arda'nın ailesiyle falan görüşüyor. Bir süre sonra bana babası dedi ki hocam bir görüşebilir miyiz Arda ile ilgili? Tabii dedim. Ama bu görüşme dedi kulüp dışında olsun. Olsun dedim. Bana kendisi sohbet esnasında Arda Erem Fenerbahçe olan ilgisi ondan bahsetti. Ne yapacağız hocam çok stresliyiz dedi. Çünkü Gençlerbirliği de üç büyükler dışında altyapının üç büyüğünden biridir öyle söyleyeyim. Oyuncu yetiştirme konusunda bir üç büyük varsa oranın üç büyüğü de Gençlerbirliği'dir. Şimdi hangi maçı izlesek Gençlerbirliği'nden çıkma oyuncuları görebiliyoruz. Müthiş yani oyuncu potansiyeli müthiştir. Ama bir taraftan da Arda gidebilir miyim sorusunu sorarken acaba bir şey kazanıyor muyum, kaybediyor muyum psikolojisini yaşıyor aileler. Bir gün antrenmanı çıkacakken bana bir mesaj geldi şöyle. Arda'nın evraklarını hazırlayın Arda'ya veriyoruz diyor. Ne oldu ne yapıyoruz falan. Şoktayız tabii ne vermesi falan. Ali Koç'la Murat Çavcı'ya görüşmüşler. Zamanın parası 400 bin Türk lirasına. 200 bini peşin, 200 bin de Arda ilk oynadıktan sonra ödenecek şekilde 400 bin liraya Arda'nın transferi gerçekleşmiş. Tabi bu noktadan sonra yeni bir hayat, yeni bir düzen Arda için başladı. Bir kere şunu da söylemek lazım. Hayallerinin takımında oynuyor çünkü. Gerçek bir Fenerbahçeli. Alex hayranı. Pırıl pırıl da bir insan. Yani futbolda yapamadığımız şey genelde bizim saha dışını yönetmektir. Ama Arda saha dışında da saha içinde olduğu kadar profesyonel ve işinin gereğini yapan düzgün bir çocuk. Valla şu an öncelikle lige bakıyorum. Arda'ya denk, onun yeteneğine denk oyuncu göremiyorum. Yetenekli oyuncular çok var ama Arda'nın hem saha içi hem saha dışı bir de oyuna ne kadar girerse o kadar katıyor. 5 dakika oynasın bir şeyler yapıyor. Yani bu süre az sonra girdim az girdim falan yok. İşinin aşığı bir çocuk. Arda'nın yaşında bir oyuncunun da milli takımların gençler kategorilerine pas geçip direkt A milli takımda oynaması uzun süreler kırılamayacak bir rekor olur bence. Çünkü Arda gerçekten o kaliteyi herkese ispat etmiş durumda. Ortada bir kupa varsa Arda onun bir sapını tutmuştur zaten öyle söyleyeyim. Müthiş iddialı bir çocuk o konuda. Çok ciddidir. Saha içinde çok ciddidir ama o sempatik yapısıyla o ciddiyeti karşı tarafa olumlu bir şekilde hep yansıtır. Faul yapar gider kaldırır falan öyle müthiş bir çocuk. Valla bir ödül varsa Arda onu alır bence öyle söyleyeyim. Ne daha kalması kime ne katar? Fenerbahçe'ye bir şeyler katar ama Arda'ya ne katar o çok önemli. Ben gitmesi taraftarıyım. Fenerbahçe A takımı inanılmaz bir şekilde yarışmacı bir takım. Ama benim burada öngörüm şu olacak. Arda hala öğreniyor. Bunu gözden kaçırmayacağız. Hala bir çocuk. Yaşı 18 olsa da gençler kategorisinde genç bir çocuk. Hatalara açık bir çocuk. O yüzden Arda'nın hala gelişimini sürdürecek yöntemlerin diyeyim ya da antrenman metotlarının diyeyim Almanya'da daha Arda'ya yakın olacağını düşünüyorum. Çünkü Arda bir cevher. İşlenirse mücevher olacak. Öyle söyleyeyim. Ama burada ilk söylememiz gereken şey bir yıl daha olsa kime ne katar? Fenerbahçe'ye çok şey katar ama Arda'dan neye götürür? Onu da yorumlamak lazım. Çünkü büyük bir takım. Türkiye'nin en büyük kulübü diyebiliriz. Oradaki beklentilerle Arda'nın beklentileri çakışırsa o zaman Arda gelişimiyle ilgili geri adım atmış olur.